أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين قيمة نزيان محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أفندمزين Hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Hicretin ikinci yılında Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu oruç tutmayı müminlere farz kıldı. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus suyan kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettequn ayeti kerimesiyle Ey iman edenler! Geçmiş ümmetlere oruç farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı buyurularak müminlerin Ramazan ayında bir ay boyunca oruç tutmaları emrolundu. Yine Hazreti Allah Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu zekatla alakalı farziyet ve dağıtımı ile alakalı zekat alacak kişilerin tasnifi ile alakalı emirleri hicretin ikinci yılında müminlere emreyledi. Yine Mevlamız kurban ve Ramazan kurban bayramlarının bayram olarak yapılması, bayram namazlarının kılınması, teşrik tekbirleri gibi dini güzelliklerin hicretin ikinci yılında Medine-i Münevvere'de Eshab-ı Kiram Efendilerimiz ile başlangıç olarak başladığını ve bütün müminlerin bu emirler ile emrolunduğunu bizler görüyoruz. Yine hicretin ikinci yılında 17 Ramazan 624 Bedir Gazvesi İslamiyetin Müslümanların müşriklerle ilk savaşları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ordunun başında bulunduğu Bedir köyü ve Bedir kuyularının çevresinde olduğundan dolayı İslam tarihinde Bedir Gazvesi olarak isimlendirilmiştir. Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirler Medine'de Mekkeli müşrikler tarafından bazen yolları kesiliyor. Bazen mallarına ve bulunmuş olan tarım arazilerine karşı Mekkeli müşrikler tarafından baskınlar yapılıyor. Ve Mekke'deki müşrikler Medine'deki Müslümanların huzurunu bozmak için uğraşı veriyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'deyken bir gün Peygamber aleyhisselama haber geldi. Mekkeli müşriklerin Şam'da büyük bir kervanı olduğu ve bu kervanı da Mekkeli müşrikler Medine'deki müminleri yok etmek için o kervanın getirisi geliriyle bir hazırlık yapacaklarından bahsediliyordu. Allah Celle Celaluhu, Bismillah Üzine lillezine yukatelune bi ennehum zulimû Ayeti kerimesiyle müminlerden mazlum olan müminlerin zalimlere karşı artık savaşmaları gerektiğinin izni çıktığından dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı kiram efendilerimizle istişare neticesinde Mekkeli müşriklerin Şam'dan gelecek Ebu Sufyan kervanını takip etmek, kervana yolunu kesmek, mallarına el koymak için harekete geçiyordu. Kervanın başında bulunan Ebu Sufyan, Medine'deki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bu durumdan haberdar olduğunu anlayınca, bilince yanındaki bulunan süvarilerinden birisini Mekke'ye hemen haberci olarak yolladı. Atlı süvari çok hızlı bir şekilde Mekke'ye ulaşmış. Kabe-i Muazzama'nın avlusunda yolda elbisesini paralamış. Kendisine biraz zarar vermiş ve meydanda bağırıyor ve nara atıyordu. Muhammed kervana saldırdı. Mallarınız Medine'de yağmalandığı, talan ediliyor diye sanki bir olay olmuş oluşmuşçasına oradaki Mekke'li müşriklerin öfkesini biraz daha kabartıyor ve Mekke'li müşrikleri galeyana getiriyordu. Bunu duyan Ebu Cehil ve Ebu'l Hakem gibi Mekke'lin ileri gelenleri Mekke'deki bütün gençlere, eli silah tutan herkesi savaş meydanına çağırmış ve bin kişilik bir ordu hazırlanmıştı. Tamamına yakını develer ve atlarla silah tedhizatla beraber donatılmış, yanlarına yiyeceklerini, içeceklerini hatta ve hatta eğlence için kadınlar cariyelerini bile almışlardı. Mekkeli müşriklerin bin kişilik deve ve atlı ordusuyla tam tedhizatlı bir şekilde savaş için sırf Mekke'den Medine'ye doğru yola çıkması ve buna karşın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in savaş gayesi değil, tamamen kervanın yolunu gez kesmek ve kervana müdahale etmek olarak 313 kişi gibi bir Bedir ashabıyla Medine'yi münevver eden Bedire doğru kervanın yolunu kesmek için çıkması ve bunun 313 kişinin içerisinde atlı sayısı parmakla gösterilecek kadar çok az zırhlı birlik sayısı çok az, silah tecizat noktasından da az olan İslam ordusu bir nefere en az üç nefer karşılığında Bedir'de karşı karşıya gelmişlerdi. Arap topluluklar şimdiye kadar çarpışmaları ya milliyetçilikten ya kavmiyetçilikten ya arazi yer meselelerinden veyahut da herhangi bir kan davasından dolayı çarpışıyorlardı. Ama Bedir'de bulunan iki ordu ilk defa İslam ordusu sadece din için, Allah için, Allah yolunda bulunan bir ordu ve Allah rızası için, rızayı bari için çarpışacaktı. Bu fark çok önemliydi. İki ordu karşı karşıya geldiklerinde bu orduların içerisinde baba oğul karşı taraflarda, kardeş kardeşe karşı tarafta Yen amca karşı tarafta bunların hepsinin değişik örneklerini biz İslam tarihinde görüyoruz. Kureyş'in birinci bayraktarı Ebu Aziz karşısında kardeşi Medine-i Münevverenin ilk muallimi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e benzeyen Musab bin Umeyr kardeşi Ebu Aziz Mekke'nin sancaktarı ama Hazreti Musab da Medine-i Münevvere'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam ordusunun sancaktarı karşı taraftaydılar. Yine Hazreti Ebubekir Efendimizin bir oğlu Abdullah kendi yanında bulunurken diğer oğlu Abdurrahman Mekke'li müşriklerin tarafındaydı. Yine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazret Hamza Efendimiz yanında komutan olarak Bedir'de bulunurken henüz daha Müslüman olmamış ama yeğeni Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi çok seven Abbas Mekke'li müşriklerin safında Bedir'de bulunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hamisi amcası Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Medine'de İslam ordusunda Bedir'e doğru yol almışken yine Ebu Talib'in oğlu Akil Mekkeli müşriklerin safında Bedir'de yerini almıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı annemiz Hazreti Hatice annemizin kardeşi Nevfel Mekkeli müşriklerin safında yerini almıştı. Yani kısacası İslam ordusu ile Mekkeli müşrikler Bedir'de karşı karşıya geldiklerinde abi kardeş, baba oğul, amca yeğen herkes iç içe yalnız karşı beriydiler. Bunları karşı karşıya getiren sadece bir nokta vardı. O da Müslüman olmalarıydı kıymetli izleyenlerimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı kiram efendilerimizi istişare maksadıyla topladığında önce Hazreti Ebu Bekir Efendimiz muhacirler adına söz aldı ve dedi ki Ya Resulallah Kureş kervanı gitmiştir ordu karşımızdadır. Savaş cihat talimatı verirseniz emri verirseniz biz muhacirler olarak hazırız dediler. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz söz aldı ve dedi ki ya Resulallah emir, emir buyurursanız Mekkeli müşrikler ordusuyla beraber karşımızdadır. Bizler muhacir olarak savaşa hazırız dediler. Ensardan Miktad ismindeki sahabe efendimiz söz aldı ve dedi ki Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bizler Yahudilerin peygamberlerine yaptığı gibi Ey Musa biz burada bekliyoruz. Fezhebe ente ve katila inna huna qaidun. Sen ve Harun, kardeşin gidiniz, savaşınız demeyeceğiz. Bizler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları ashabı hangi ortamdaysa ensar olarak biz muhacirle Resulullah'ın emrindeyiz diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve orada istişare heyetinde bulunanlara karşı coşkulu bir konuşma yaptı. Saat bir Muaz söz aldı. Dedi ki ya Resulallah bugün ensar olarak sizlere sahip çıkacağımız gündür. Bugün ensar olarak bizlere ne emir buyurursanız muhacir kardeşlerimizle beraber topyekün karşımızdaki düşman Bizim üç katımızmış. Hiç fark yok bizim için. Ne talimat emir buyurursan harfiyen yerine gelecektir diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı görüşlerini beyan ettiler. Peygamber aleyhisselam onlara şöyle bir müjdeyi haber ediyordu. Bismillah. Seyyuhzemül <Sessizlik> cem'u ve yuvellûned dubur. Hazreti Allah bu ordudan haberdar etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bazı güzellikleri Rabbimiz göstermiş ve bu ayeti kerimeyle de Hazreti Allah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Bedir'in zafer olarak döneceğinin müjdesini vermişti. O gelen topluluk yakında hezimete uğrayacak ve sırtlarını dönüp kaçacaklardı. Ve savaş başlıyordu. İki ordu birbirine yaklaşıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam ordusuna savaşı başlatmayın talimatını göndermiş ve Mekkeli müşrikler sabırsız bir şekilde bir anda karşısındaki basit gördükleri, küçük gördükleri orduyu ezip geçeceklerini düşünüyorlardı. Ve bunun için ilk oku Mekkeli müşriklerden Amir ismindeki Kardeşi ölmüş bir kişi öcünü almak için yayını germiş. Okunu Hazreti Ömer Efendimizin azatlı kölesi olan Mihca ismindeki sahabiye isabet ettirerek İslam ordusu ilk şehidini Bedir'de Mihca ile vermiş idi. O devirde henüz ordular savaş başlamadan önce en seçkin askerlerini çıkartır ve mübareze karşılıklı dövüş şeklinde ilk başlangıcı yapmış olurlardı. Ebu Cehil'in Utbe'ye karşı hakaretiyle Utbe er meydanına çıkmış ve bir tarafına Şeybe'yi diğer tarafına da Velid'i almıştı. Şeybe kardeşi Velid Utbe'nin oğlu idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu üçlüye karşı Hazreti Hamza Efendimiz'i ve Hazreti Ali Efendimiz'i bir de Ubeyde'yi er meydanına sürmüştü. Hazreti Hamza Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimiz bir iki kılıç hareketinden sonra rakiplerini yere sermiş. İslam ordusundan Allahu ekber nidaları yükselmişti. Ubeyde rakibini yaralamış. Yalnız kendisi de bir darbe almıştı. Ve Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hamza Efendimizin desteğiyle rakibini öldürmüş ve er meydanında Bedir'de savaş kızışmış oldu. Savaş meydanında Hazreti Hamza Efendimiz iki kılıçla savaşıyor. Hazreti Ömer Efendimiz kemeri belinde pervane gibi dönüyor. Sahabe efendilerimiz bütün varlıklarını ve hünerlerini cesaretleriyle er meydanında düşmana karşı kendi cesaretlerini, güçlerini, kuvvetlerini koymaya çalışıyorlardı. Ve Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun yardımı yetişmiş. Bismillah. Ve lekad nasarakumullahu bi bedrin ve entum ezille. Fettekullaha leallekum teşkurun. Andolsun gerçekten biz Bedir gününde Allah Celle Celaluhu İslam ordusuna Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yardım etti. O zaman Mekkeli müşriklerin karşısında hem tecihizat bakımından hem sayı bakımından güç olarak zayıftınız. Ama Rabbimizin yardımı, inayet ve lütfu müminlerin Bedir'de kesin zaferiyle sonuçlandı. Mekkeli müşriklerin ileri gelenlerinden 24 tanesi öldürüldü. Bunların içerisinde Ebu Cehil de vardı. Medine-i Münevvere'de Muaz ve Muaviz isminde iki kardeş yaşları henüz 15'inde 16'sında kendi aralarında kılıç şakası yaparken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de eziyet eden Ebu Cehil'in isimlerini duyduklarından dolayı kendi aralarında kılıç şakalarında bile Muaz ile Muavvis birbirleriyle çarpışırken sanki Ebu Cehil'i öldürüyormuşçasına o zaman kılıçlarını biliyorlardı. Bedir'de bulunduklarında Ebu Cehil'i tanımadıklarından dolayı muhacir olan birisine Ebu Cehil kimdir diye sorduklarında dediler ki Ebu Cehil şu atının üzerinde olan sağa sola kılıç darbeleri sallayan iri yarı adamdır. Ama bir ok gibi yerinden fırlayan Muaz ve Muavviz Ebu Cehil'i darbelerle atından düşürmüş ve savaş hengamesinde onu öldürdüklerini düşünmüşlerdi. Mekke'de çobanlık yaparken Abdullah İbni Mesud Ebu Cehil'in çok dayağını yemiş, çok hakaret görmüştü. Baktı ki yerde devasa bir cüsse yatıyor. Onun göğsünün üzerine oturdu, kılıcını boğazına dayadı ve dedi ki ey Ebu Cehil beni tanıdın mı? Tanımıştı Abdullah ibn Mes'ud'u. Abdullah ibn Mes'ud zayıf, çelimsiz, boyu kısa birisiydi. Ama altında İslam düşmanı devasa cüsseli, iri yarı Ebu Cehil vardı. Ama Muaz ve Muaviz tarafından darbeler vurulmuş yere düşürülmüş son safhaları ölüp gidiyor artık. Ama giderken diyor ki Abdullah başımı keserken biraz gövdeme yakın kes de insanlar bir kelle görsün diyor. Abdullah İbni Mesud onun başını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunmuş olduğu Ashab-ı kiram efendilerimizin yanına getirdiğinde herkes Allahu Ekber demişti. Niye? Çünkü bütün müminlere eziyet etmiş. Tek bir derdi malını, mülkünü, canını, çocuklarını, her şeyini sadece İslam düşmanlığı için harcamıştı. Ve bu kişi Bedir'de Ensar'dan iki tane genç Muaz ve Muavviz tarafından düşürülmüş, Abdullah İbni Mesud tarafından öldürülüp, yeryüzünden kaldırılmış ama namı Ebu Cehil olarak kıyamete kadar kafirlerin, müşriklerin bayraktarı olarak devam ediyor. Rabbim bunların ve bu gibi insanların şerlerinden ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. O gün Mekkeli müşriklerden 70 kişi öldürülmüş, 70'e yakın esir alınmış ve onların getirmiş oldukları bütün silah tecihizatı, yiyecekleri, develeri, bütün hepsi ganimet olarak alınmış ve geri kalan savaş meydanında tutunamayanlar Mekke'ye doğru kaçmışlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de ashabı ile beraber 14 şehidi defnetmişler ve İslam tarihinde Bedir kesin bir zafer ile sonuçlanmış Mevlamızın nusretinin yardımının görüldüğü ve bunun hissedildiği güzel bir tarih olarak kalmıştı. Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de ashabı ile beraber kazanmış olduğu zaferin haberi ulaşır ulaşmaz bütün ashab-ı kiram efendilerimiz Medine ahalisi sevinç ve neşe içerisinde zafer kutlaması yaparken Mekke'ye ulaşan kaçan insanlar Mekke'de matemi, yası ve hüznü oraya götürmüşler. Hatta Ebu Leheb kederinden, arından, üzüntüsünden bir hafta dayanamamış, geberip ölüp gitmişti. Bir sonraki Siyer-i Nebi dersinde görüşmek ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.